Berat Albayrak'tan bahsederken Almanya'da dünyada haberler Erdoğan'ın damadı ve Maliye Bakanı diyorlar. Önceki sıfatı ilk kullanılan sıfatı sıf sıfatı sıfat kelimesinin hemen arkasına da acayip bir kelime geliyor da şimdi neyse Erdoğan'ın damadı. İlk ünvanı bu. En önemli özelliği de bu. Türkiye'de Sayıştay diye bir kurum var. Denetleme görevi var. Halk adına denetliyor. Sizin bizim için denetliyor. Sayıştay raporları bağımsız. Hatta hatırlayın bazı ses kayıtları düşmüştü ortaya. Sayıştay raporları meclise gelirse biz duman oluruz. Değil mi? Rezil oluruz diye. İşte sevgili izleyenler mecliste son günlerde konuşulan bir yasa var. Geçirilmeye çalışılan bir yasa var. Şimdi diyeceksiniz ki yasaya ne gerek var? Zaten yiyorlar. Zaten götürüyorlar. Hani yasa çıkarırlarsa kendilerine bir de zırh oluşturmuş olacaklar. İyi de yasa vardı diyecekler. Çok önemsediklerinden değil, yasayı, kanunu, hukuku çok önemsediklerinden, çok sevdiklerinden falan değil de bu yasaya göre sevgili izleyenler artık devletin, hükümetin hangi şirkete, hangi müteahhite ne kadarlık ihale verildiği, işte bir, bir yol yaptırıldı, bir köprü yaptırıldı, bir havaalanı yaptırıldı, bunun için ne kadar para verildiğini siz biz bilemeyeceğiz. Milletvekilleri de sorduklarında cevap alamayacaklar. Sadece toplu bir rakam söylenecek. İşte biz bu yıl şu kadar para harcadık. Nereye ne kadar verdiler bilemeyeceğiz. Kime ne kadar verildi bilemeyeceğiz. Evet Sayıştay'ın ne kadar önemli bir kurum olduğunu görüyorum. Buraya epey yazanlar var. İşte gördüğünüz gibi sevgili izleyenler kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı o kadar önemli ki yargıçlar, hakimler, savcılar özgür bir şekilde karar verebilmeliler ve bu karar verirken de korkmamalılar başıma ne gelir diye. Gazeteciler bir haberi yazarken korkmamalılar. Ben bu haberi yazarsam başıma ne gelir diye. Ulan mal varlığıma falan el koymasınlar. Can Dündar'ın mal varlığına el koydular. Peki mal varlığına el koyacak bir suç mu var ortada? Tabii ki yok. Sadece gözdağı veriyorlar. Daha sonra olur da böyle cesur bir gazeteci çıkar. Bunların çevirdiği dolapları yazar. Hukuksuzlukları yazar. Yolsuzlukları yazar. Ona gözdağı veriyorlar. Onlara gözdağı veriyorlar. Aşama aşama bu yayını takip edenler, benim yaptığım bu yayını takip edenler bilecektir. Ben aşama aşama Trump'ın neler yapacağını, neler söyleyeceğini sizlere demiştim. Bak bunları bunları diyecek. Nereden biliyorum? Siz de biliyorsunuz nereden bildiğimizi. Çünkü bunlar kopya fıtratlar. Kopya karakterler bunlar. Trump Koronaya yakalanmasıyla alakalı bir açıklama yapmış ve bu hastalığa yakalanmasını tanrının lütfu, Allah'ın lütfu olarak gördüğünü söylemiş. Kendisine bir tedavi uygulanmış. Bu tedavide de bir ilaç kullanılmış. Üstelik demiş ki kendisi, o ilaçtan verin bana. Hani kendisi söylemiş, kendisi talep etmiş. Her şeyden anlıyor. Bu tiplerin genel özelliği biliyorsunuz, her şeyden anlarlar. Eğitim, sağlık, ekonomi, futbol, din, sanat. Konuşmasında açıkça bir ilaç adı veriyor. Diyor ki bu ilacı bana kullandılar, çok iyi geldi. Ben işte bütün hastanelerde bunun bedava olmasını sağlayacağım. Herkes kullansın bu ilacı. Gördünüz mü propagandayı? Gördünüz mü Allah'ın lütfunu? İlaç reklamı dediğimiz şey 50 bin tane sınırı vardır sevgili izleyenler. Mesela televizyonlarda hiç ilaç reklamı görüyor musunuz? Reklamı yapılacak bir şey değildir. Çünkü insan sağlığını riske atan şeyler söylüyorsun. Bu arada konuşmasında çok saçma da bir yer var. İşte ben Beyaz Saray'da kalabilirim dedim. Yani korona olduğu ortaya çıkıyor. Ben burada kalabilirim dedim. Doktorlar bana siz Amerika Birleşik Devletleri Başkanısınız dediler. Ha o zaman gideyim. Ulusal çıkarlarımız da çok önemli. Tamam halk sağlığı önemli ama ulusal çıkarları da gözetmek zorundayız diyordu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Hangi konu hakkında? Günlük açıklanan koronavirüs verilerinin yalan olduğu, gerçek sayının 20 kat yüksek olduğu ortaya çıktıktan sonra Tamam yalan söyledik ama neden diye ulusal çıkarlar diye bir kılıf uydurmuştu. Ulusal çıkarlar kılıfı sevgili izleyenler ta Şubat ayından beri varmış meğerse. Bakın normalde Mart, Nisan ayı Türkiye'de koronavirüsün ilk başladığı, ilk görüldüğü aylar olarak kabul ediliyor ama Şubat ayında Mersin'de hastanede yatan koronavirüs vakaları varmış. Hem pozitif hem de belirti gösteriyormuş. Nereden biliyoruz? bir Sağlık Bakanlığı yetkilisinin yazdığı bilimsel makalede onun da yazarlarından birisi olduğu bir bilimsel makalede görüyoruz. Ama tabii ki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dedi ki: "Ya o sehven yazılmış ya. Sehven. Koronavirüs bu noktalara gelmeyebilirdi. Dünyaya bu kadar yayılmayabilirdi. Şayet Çin ulusal çıkarlarını değil de insan sağlığını önemseseydi Wuhan'da virüs karantina altına alınır." Wuhan çok erken kapatılır. Dünyaya, Dünya Sağlık Örgütüne, diğer ülkelere, Birleşmiş Milletlere önceden haber verilir. Olay bu noktalara gelmeyebilirdi. Tabii ki Çin de ulusal çıkarlarını, ticaretini, osunu, busunu düşündü, imajını, karizmasını düşündü. Geldiğimiz nokta bu. Türkiye'de de geldiğimiz nokta bu. Sayıştay'a göre Tarım Bakanlığında doğru yapılan iş yok. Dünya yazarı Ali Ekber Yıldırıma göre rapora bakılırsa Sayıştay'ın Tarım ve Orman Bakanlığı 2019 yılı denetim raporu sevgili izleyenler bu. Bu rapora bakılırsa Tarım ve Orman Bakanlığı'nın doğru yaptığı iş neredeyse yok. Tarımın rezil durumda olduğunu anlamak için elbette böyle bir rapor okumaya da gerek yok. Sonuçta tanzim, satış noktaları gerçeğini yaşamış. İnsanlarız hep beraber gördük. Ekonominin tek göstergesi döviz değildir falan. Ben onlara hiç bakmıyorum falan. Al bunlara bak. Al bunlara bak yani bir de bir de burada böyle bir şey var uyuşturucu satıcıları ve mafyaya gereğini yapın. Suçu benim haneme yazın. Bak yapılan şeyin suç olduğunu da biliyor. Peki bunu engelleyecek yasalar yok mu? Var. Peki bunları durduracak kolluk kuvvetleri yok mu? Jandarması, polisi var. E bu kadar şey varken neden mesela gereğini yapın? Bu gereği ne ki? Bu nasıl bir şey ki? Suç ve benim haneme yazın diyorsun. Uyuşturucu satıcısı da olsa, mafya da olsa tecavüzcü de olsa, katil de olsa, terörist de olsa siz devlet olarak eğer devlet olduğunuzu iddia ediyorsanız ona kanunlar çerçevesinde bir uygulamada bulunabilirsiniz. Onun dışına çıkamazsınız. Onun dışına çıkıyorsanız devletliğiniz tartışılır ve şu söz kullanılır sizin için. Bir yerde kanun ölmüşse, bir yerde adalet mekanizması doğru işlemiyorsa devlet en tehlikeli güçtür. Devlet en büyük mafyadır. Önce Musa Orhan'ı serbest bırakmayacaksınız. Önce Şirin Ünal'a gerekeni yapacaksınız. Önce helikopterden köylüleri atanlara kanunlar çerçevesinde ceza vereceksiniz. Gereğini yapın, rahat olun arkanızda ben varım. He, benim adımı verin. George Floyd öldürüldü. Dünyanın gözü önünde 8 dakika boyunca o fotoğrafta gördüğünüz görüntüyü izledik. 8 dakika boyunca nefes alamamasına rağmen bilinçli bir şekilde öldürüldü. Taksir falan değil yani. Şimdi bu polis, George Floyd'u öldüren polis, katil. 1 milyon dolar kefalete serbest bırakılmış sevgili izleyenler. Şu an Türkiye'de de bu gördüğünüz fotoğraf var. işte. güçlü olanlar garibanı böyle eziyorlar. Fotoğrafta gördüğünüz gibi eziyorlar. Ve hesap sorulmuyor. Kimseye hesap sorulamıyor. Bu polisin Türkiye'deki versiyonu Süleyman Soylu'nun gidin gerekeni yapın. Aa, benim haneme yazın. Rahat olun arkanızda Süleyman abiniz var. Böyle. 1 milyon dolar Kefalet nereden bulmuş bu parayı? Bulmuş işte sonuçta. Bu adamın yaptığını onaylayanlar da var. Tabii Amerika'da bu adamın yaptığını onaylayan o kadar çok insan var ki. E Türkiye'de de var. Benim polisim diyen yok mu? Var. En tepedekiler sırtını sıvazlıyorlar. Türkiye'de yaşayan öğretmenler, Türkiye'de yaşayan memurlar, Türkiye'de yaşayan insanlar, anneler, babalar, çocuklar neden şundan mahrumlar? İnanın bak kendimizi hakir görmek, hor görmek için falan paylaşmıyorum şu haberi. Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla okullar tatil edildiğinde bize kaç kez mail geldi? Eğer çocuklarınızın tableti, bilgisayarı yoksa, evinizde bilgisayar, tablet yoksa size destek vereceğiz diye. Sırf çocuklar eğitimden mahrum kalmasın diye, devletin kendi vatandaşı için harcadığı parayı görüyorsunuz değil mi? Sırf insanlar evlerinden rahat rahat çalışabilsinler diye. Neden Türkiye bundan mahrum? En baştaki habere dönelim. Çünkü Sayıştay raporlarını gizliyorlar. Çünkü yiyorlar, çünkü çalıyorlar. <laughs>